Öncelikle Belçika Aktüel programına hoş geldiniz Kader Hanım. Merhabalar, hoş bulduk Sevgi. Efendim Kader Sevgim, tabii uzun bir tanıtma yapmayacağım. Sadece CHP AB temsilcisi ve Avrupa Sosyalist Partisi Yönetim Kurulu üyesi değil. İsterseniz tamamlayıcı bilgileri sizden alalım. Kaç yıldan beri Brüksel'desiniz? 15 yıl oldu Brüksel'de Avrupa Birliği Evet. işlerinde. Avrupa Birliği işleriyle ilgili çalışmalarımın 15 yılı burada geçti. Tabii ondan önce bir miktar Türkiye'de de var. Evet. Daha önce o yıllardan beri tanışıyoruz zaten. Avrupa Parlamentosu'ndaydım. Orada siyasi danışman olarak görev yaptım. Daha sonra da hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin Avrupa Birliği temsilciliğini Brüksel'de kurdum. Cumhuriyet Evet. Halk Partisi'nin Avrupa Birliği kurumlarıyla ilişkilerini yürütmek ve yönetmek üzere kurulmuş bir temsilcilik. Aynı zamanda da diğer sosyal demokrat partilerle Avrupa Birliği çapındaki. Bununla birlikte Avrupa Sosyalistler ve Demokratlar Partisi Avrupa Birliği'nin ikinci büyük partisidir. Onun da yönetim kurulu üyesiyim. Peki size çalışmalarınızda üstün başarılar diliyoruz. Başarılı olduğunuzu da zaten biliyoruz. Peki sizinle bu akşam neleri konuşacağız? Hemen onu hızlı bir şekilde bizi takip eden değerli izleyicilerimize aktaralım. Tabii isterseniz iki bölümde düşünmüştüm ben. Birinci bölümde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde son durum nedir? Bunu birazcık değerlendirelim. Çünkü son 3 yıldan beri bu konuda fazla program yapılmadı. Türkiye-AB ilişkileri adeta dondu. İkinci bölümde de bu akıllı demokrasi nedir? Akıllı vatandaşlık, katılımcı demokrasi, demokrasi 4.0 gibi tanımlamalar var. Bunları ikinci bölümde de bunları açalım. Yarım saat bir konuyu, yarım saatte bir diğer konuyu değerlendirirsek zannediyorum değerli bizi izleyenleri aydınlatmış oluruz. Ama eğer vaktimiz yetmese arkası açık. Size bağlı daha çok. Peki hemen başlayalım o zaman. Şimdi biliyorsunuz Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri 60 yılı aştı. En önemli safhada daha çok Gümrük Birliği'ne yani katıldığımız tarihten itibaren 1995-96 fiili olarak sistem işlemeye başladı. Fakat o tam üyelik süreci işte başlıklar açılıyor vesaire bir türlü kapanmıyor. Kimi veto ediyor, erteleniyor vesaire bir masaya oturuyoruz ayrılıyoruz. Sonra birkaç sene önce böyle bir Gümrük Birliği güncellensin. İşte Avrupa Birliği serbest ticaret anlaşmaları yaparsa eğer üçüncü ülkelerle TTIP gibi, SETA gibi konular çok gündemdeydi. Bunlar hakkında çok böyle ateşli açıklamalar yaptılar. Mutlaka biz dahil edilmeliyiz vesaire dediler. Ama bir anda 2018'den itibaren her şey dondu. Şu anda neredeyiz Kader Hanım? Siz çok güzel özetlediniz. Evet, yani Gümrük Birliği tabii önemli bir dönüm noktasıydı ama yani tam üyelik sürecinde bunu bir önemli bir aşama olarak tabii görüyorduk. Ama tam üyeliğimiz bakımından en önemli tarih tabii bizim resmi olarak müzakerelere başladığımız 3 Ekim 2005, Evet. Lüksemburg Zirvesi. Böylece yani işte aday ülke statüsünün tanınmasından falan çıkarak Avrupa Birliği'ne namzet bir ülke haline, katılım süreci içinde bir ülke haline gelmiş oldu. O çok önemliydi. Şimdi Gümrük Birliği'nden şey yaparsak, başlarsak ne oldu, nereden nereye geldi? Yani Gümrük Birliği'ne girerken tabii o gün için doğru bir adımdı. Ve Gümrük Birliği'ne dahil olma çabaları reform sürecinin hızla atlatılacağı, reformların hızla yapılacağı, o gün itibariyle de Avrupa Birliği'nin içinde bulunduğu şartlarda Türkiye'yi entegre etmekte çok daha az zorlanacağı, çok daha bunu kolay yaşayacağı bir dönemdi diyebiliriz. Ve Türkiye açısından da daha olumlu bir havanın olduğunu tespit etmek gerek. Fakat maalesef süreç öyle işlemedi. Hem Gümrük Birliği'ne girildikten sonra reformların hızla yapılıp Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin hızla değerlendirilmemesi, işte 3 Ekim 2005'te müzakerelere başladık ki orada bile gecikmiştik bir takım Evet. reformları yapmakta ve o sürece gelmekte. Ama 3 Ekim 2005'te artık müzakerelere başladıktan sonra hızla reformları yapmak gerekiyordu ve vakit kaybetmemek gerekiyordu. Bakın ne oldu? O gün bizimle müzakerelere başlayan Hırvatistan, tabii küçük bir ülke, tabii ki ona yaklaşım farklı ama onun da sınır sorunları vardı vesaire. Ne yaptı? Müzakereleri hızla atlattı, sınır sorunlarını hızla çözdü.
ve Avrupa Birliği'nin içine önce ayağını attı, ondan sonra asıl almak istediklerini, elde etmek istediklerini ondan sonra masaya getirdi. Hırvatistan Avrupa Birliği dönem başkanlığını bile üstlendi bizden sonra. Düşün, evet. Biz müzakerelere başladık, hala katılımcı ülkeyiz. Hırvatistan artık neredeyse kıdemli ülke haline geldi. Nereye geldik? Yani o Gümrük Birliği'nin tabii güncellenmesi meselesine dönecek olursak, Gümrük Birliği o tarihte yapıldıktan sonra Türkiye'nin tam üyeliği gerçekleşmeyince, katılım süreci gerçekleşmeyince Türkiye zarar da görmeye başladı. Evet. Neden? Çünkü üçüncü ülkelerle yapılan anlaşmalardan doğrudan etkilenmeye başladı. Birçok sektörü bundan olumsuz yönde etkilenir hale geldi. Çünkü Türkiye masada değildi. Türkiye masada olmayarak alınan kararlardan etkilenmeye başladı ve Gümrük Birliği'nin çerçevesinin de yenilenmesine ihtiyaç vardı. Türkiye'nin yaşamış olduğu dezavantajları tekrardan masaya getirip müzakere edebilmek için. Ama en son biliyorsunuz müzakere başlıklarının bloke olmasının da ötesinde bir de Gümrük Birliği'nin güncellenmesi tartışması da artık insan hakları, temel hak ve özgürlüklerde yaşanan sorunlara bağlı olarak o da şu anda donmuş durumda. 2016'da yanlış anımsamıyorsam en son müzakere başlığı açılmıştı. O işte biraz normalleşme, birazcık da işte tabii göç anlaşmasının da bunda etkisi vardı o süreç içerisinde. O zaman bir müzakere başlığı geçici olarak açılmış idi. Ve o günden bugüne de henüz açılan bir müzakere başlığı yok. Doğrusu Ankara'da çok böyle bir reform yapma istekliği de yok. Türkiye'de olup bitene baktığımız zaman. Ne Avrupa Birliği'nde Türkiye'yi daha fazla reform yapmaya yöneltmek, teşvik etmek yönünde bir iştah var, ne de bugün Ankara'da iktidarda olanların reform yaparak Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne, Avrupa'ya ve Batı'ya daha iyi entegre edebilmek, etmek gibi bir çabaları görünüyor. Şu an geldiğimiz nokta bu. Peki şimdi Sayın Cevdet Yılmaz gelmişti birkaç ay önce Brüksel'e bir heyetle. Kendisini dinlemeye davet edildiğimizde Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine değindi ve artık Avrupa Birliği ile üst düzey buluşmaların zamanı geldi gibi bir söz kullandı Brüksel'de. Ama şimdi bu son gelişmelere bakıyoruz. Örneğin Libya üzerinden mesela İtalya ile son derece iyi ilişkiler içerisinde de bir görüntü veriyoruz. İşte Libya'da bir ortak duruşumuz var gibi. Ama öbür taraftan Akdeniz'de Fransa ile birlikte bir dalaşmanın da içerisindeyiz. Yani hem Avrupa Birliği ile yeniden üst düzey bir araya gelip masaya oturabiliriz sözü cümlesi kurulurken diğer taraftan bu tür siyasi çekişmelerin, işte Akdeniz'deki ciddi tartışmaların, çekişmelerin karşı karşıya gelmelerin Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerine etkisi ne olur sizce? Şöyle, yani geçtiğimiz özellikle 10 yıl içerisinde diyebilirim, 10-12 yıl içerisinde Türkiye kazanmış olduğu bu katılımcı ülke statüsünü adım adım kaybetmeye başladı. Evet. Ve kendisini de, kendi yaptığı da hatalar var. Tabii Avrupa Birliği içinde onu bu noktaya iten sebepler de oldu veya siyasi yaklaşımlar da oldu. Ama burada asıl belirleyici olan Türkiye'nin ne yaptığıydı. Türkiye kendisini kazanmış olduğu ve çok zor kazanmış olduğu bu katılımcı ülke statüsünden aldı, kendisini sürükledi. Şeye getirdi, ikili ilişkilere getirdi. Yani Türkiye ile Avrupa Birliği arasında, yani Avrupa Birliği'nin bir ortağı, Avrupa Birliği'nin tam üyesi, kararlarının bir parçası, Avrupa'nın tam olarak parçası, entegre bir parçası, dolayısıyla Avrupa Birliği'nin kaderinin bir parçası olacak bir ülke olmaktansa üçüncü bir ülke konumuna düşürdü kendisini. Ve bütün politikalarda hep bunu gösterdi. Bugün işte iktidar kanadından gelen açıklamalara bakın, o yıllardan itibaren, yani 2005'ten itibaren nasıl değiştiğine bakın açıklamaları. Hep tabii bu bir mittir, bir hikayedir, bir efsanedir. İşte Avrupa Birliği sürecine inanıyoruz, Avrupa Birliği sürecini destekliyoruz. İşte üst düzey görüşmeler olacak. Üst düzey görüşmelerin olması bir şey ifade etmiyor. Avrupa Birliği Çin'le de görüşüyor ki
Çin'in konumu çok farklı tabii ki Türkiye'ye göre, dünya küresel düzlemde veya başka ülkelerle de görüşüyor. İrili ufaklı ülkelerle görüşüyor. Türkiye'nin buradaki asıl çıkarı kendisini bu kulübe, bu ortaklığa dahil etmesi ve dolayısıyla onun kaderinde, onun geleceğinde rol oynamasıydı. Kendi kaderini de onun kaderiyle ortaklaştırabilmesiydi. Maalesef o yapılmadı. Şu an geldiğimiz noktada da üzülerek söylemem gerekir ki bu işe bu kadar yılını vermiş, bu kadar inanan bir insan olarak şuraya gelindi. Yani muazzam partizan bir yaklaşımla Türkiye ile Avrupa Birliği arasında üst düzey görüşmeler falan adı altında, işte mülteci anlaşması da, göç anlaşması da bunlardan bir tanesiydi. Al gülüm ver gülüm. Yani siz bunu yapın bizim için, biz sizin için bunu yapalım. Müzakerelerdeki ilerleme raporunu daha gecikmeli olarak yayınlayın. Biz de şunu yapalım sizin için. Biz mültecileri tutalım, siz de şunu yapın. Buraya getirdi Türkiye kendisini. Ve bu çok da Avrupa Birliği içerisinde muazzam olumlu bir şekilde algılanan ve karşılanan, ne kamuoyunda ne siyaset camiasında olumlu algılanmayan ama aynı anda da bir takım ülkelerin de çok işine gelen, bir takım siyasi grupların da son derece işine gelen bir denklem oluştu. Neden? Çünkü ne diyordu Hristiyan demokratlar? Türkiye büyük bir ülke, Türkiye önemli bir ülke. Ama AB'ye üye olamaz. İşte Türkiye'yi yönetenler, Türkiye'yi tam da onların istedikleri yere getirdi. Evet. Peki şimdi bir kritik soru daha sorayım. Şimdi tabii bu farklı bakış açıları var bu konulara. Şimdi şöyle bir nokta var. Türkiye'den istenen, tabii bütün bu başlıklara uyum sağlayacaksınız, bütün yapısal sorunlarınızı halledeceksiniz. Ancak Türkiye'den istenen bir önemli başlık daha var. Ve Türkiye'nin aktif olarak o konuda sahada olduğu için, mesela terörle mücadele kanunuyla alakalı talepler var. Bunu değiştirin, bunu uyumlu hale getirin, yumuşatın vesaire. Ancak Türkiye'de de çok ciddi bir terör baskısı var. Yani binlerce silah birileri terör gruplarına veriyor. Onlar Türkiye'nin sınırlarını açıp Türkiye'nin içerisinde cinayetler işliyor. İşte büyük şehirlerde bombaları patlatıp yüzlerce insanın ölmesine sebep oluyor. Türkiye bununla da mücadele etmek durumunda ulusal güvenliği için. Yani nasıl olacak? Hem mücadele edeceksiniz bu konuda, kendi içinizde, hem de Avrupa Birliği'nin isteklerini karşılayacaksınız. Bu nasıl olacak? Yani bu aslında terörle mücadele yasasında yapılacak olan değişiklik neydi? Hatırlayalım hemen. Evet. Terörün tanımının daraltılmasıydı. Neydi bunun anlamı? Bugün bir sürü demokrat insan, bir sürü gazeteci, bir sürü sivil toplum örgütü lideri terörle falan, o bahsettiğiniz konularla hiçbir ilgisi olmayan, sadece görüşlerini ifade ettikleri için, sadece araştırmacı gazetecilik yaptıkları için, sadece iktidardan farklı düşündükleri için bugün hapishanelerdeler, hücrelerdeler ve zulüme uğruyorlar. Evet. Ve bu insanlar terörle mücadele adı altında hapiste tutuluyorlar, hapse atılıyorlar. Ama bu kararları verenler hakimler, savcılar değil mi kadın hanım? O kararları neye göre veriyorlar? Siz evet. Siyasi iktidar olarak o yasaları buna göre düzenleyeceksiniz ki zaten yargının bağımsızlığı da ayrıca özgürlüğü ve bağımsızlığı da ayrıca tartışmalı tabii ki Türkiye'de. Bu sadece benim veya mensup olduğum siyasi görüşün değil, uluslararası endekslerin de ortaya koyduğu bir şey. Dolayısıyla tabii ki siyasi irade burada yasayı buna göre düzenleyecek ki bu insanlar bu şekilde terörle mücadele kapsamında hapse atılmayacaklar, özgürlüklerinden alıkonulmayacaklar, hukuksuzluklar olmayacak, adalet yerini bulacak. Yani sizce hani bunları yönetmek mümkün? Avrupa Birliği onu istedi de onu yaptı yapmadı meselesi değil. Öncelikle bunu bir kenara koymak gerekiyor, bunu bir netleştirmek lazım. Siz adaleti ülkenizde hakim kılmanız Avrupa Birliği ile ilgili bir mevzu değil. Sizin kendinizle adalet duygunuzla ilgili, nasıl bir iktidar olduğunuzla ilgili. Türkiye'de de adaletle ilgili çok büyük bir sorun var. Terörle mücadele yasasında yapılması gereken değişiklik de bununla ilgiliydi. Yani Fransa terörle mücadele etmiyor mu ülkesinde? Almanya terörle mücadele etmiyor mu ülkesinde? Bu ülkelerde bu yasalar uygulanmıyor mu?
ki Türkiye'de biz bu yasaları uyguladığımız zaman biz terörle mücadele edemeyeceğiz. Tabii ki terörle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ona hiç kuşku yok. Ama neyin terör olduğunu, neyin düşünce özgürlüğü olduğunu da çok net ortaya koymamız gerekiyor. Diğer şey ise şu, o göç anlaşması diyelim, işte içinde vize serbestisi de vardı ve bu bahsettiğiniz şey de, madde de aslında vize serbestisiyle ilgili 60 küsur tane maddeden bir tanesiydi. Yine aynı iktidar başbakanı ağzından, herhangi bir kişi değil, bir milletvekili değil, herhangi bir bakan dahi değil, kendi başbakanının ağzından buraya geldi Brüksel'e ve burada bunun sözünü verdi. Biz iktidar olarak bunun arkasındayız dedi. Biz iktidar olarak bu değişiklikleri yapacağız dedi. Terör mücadele yasası da bunun bir parçasıydı. Ne oldu? Meclise getirildi. Bütün bu 60 küsur tane yasa, meclis muhalefetiyle, iktidarıyla sonuna kadar çalıştı ve o yasaları geçirdi. Ama sonra ne oldu? Siyasi iktidarın kendi içerisindeki siyasi hesaplaşması yüzünden 2-3 tane madde geçirilmedi. Ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları çok büyük kayıplara uğradı. Evet. Niye? Çünkü o kadar mülteciyi hem aldı içeri, hem onları barındırdı, hem kendisini kötü bir duruma soktu aslında dünya arenasında, hem de gereken o düzenlemeleri, kendisinin söz verdiği, taahhüt ettiği düzenlemeleri de yapmayarak vatandaşlarına da vize serbestisi gelmesini de önünü kesmiş oldu. Küresel siyasette bazen konjonktür değişiyor. İktidarlar, yönetimler de ona göre yeni pozisyon alabiliyorlar. Yani biraz da böyle orada, bakılamaz mı olay? Hayır, orada öyle bir konjonktürel değişiklik yoktu. Tam tersine Avrupa Birliği, Suriye, tam tersine Avrupa Birliği o sırada bu mülteci baskısı nedeniyle muazzam sıkışmış durumdaydı. O nedenle zaten masaya oturup vize serbestisi konusunda da bu nedenle daha aktif bir hareket alanına geçmişti. Ama Türkiye'de iktidar tam da onların istediğini yapıp da yapacağız deyip reformları, düşünebiliyor musunuz? Bir müzakere masasına oturuyorsunuz, diyorsunuz evet. Ki ben sizin önünüzdeki şu elmaları almak istiyorum, size de bendeki şu armutları vereceğim. Sonra size armutları veriyorsunuz, elmaları almıyorsunuz. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ne kazandı? Peki, Türkiye anlaşmasına ne kazandı? Ben onu soruyorum. Ne kazandı? Evet. Hiçbir şey kazanmadı. Hiçbir şey kazanmadı. Bir de üstüne üstlük hatırlarsınız, yakından izleyenler hatırlayacaklardır. Bütün o siyasi iktidar içerisindeki hesaplaşmalar, kapışmalar, onların sonucunda bir kere çok utanç verici bir şey oldu. Ülkede bir başbakan herhangi bir kişi gibi görevden alındı. Olacak bir şey değil. Şimdi Karay Hanım, birazcık zor bir yola doğru girdik gibi geliyor bana. Şimdi sizin bakış açınıza muhakkak saygım var da şimdi böyle tek monoloğa dönüyor iş. O da size bir şey kazandırmaz. Şimdi size muhalefet etmek de direkt benim işim değil. Benim işim size soru sormak. Evet. Buradan çıkalım isterseniz. Yoksa dinleyicilerimiz anlamazlar konuyu onun için. Konunun çünkü etraflı şeyleri var. Etrafında önemli ayrıntılar var. Yoksa yarısında kesersek o zaman devamını anlamamış olacaklar. Evet, peki, ve yine aynı biz başbakan ne oldu? Türkiye'de gerçekten hepimizi utandıran bir şey oldu. Bir başbakan bu şekilde görevden alındı. Sonra sizinle asla görüşmem dendi Avrupa Birliği'ne. 3 gün, sadece 3 gün sonra bunu söyleyen kişi Brüksel'deydi, geldi ve o görüşmeye katıldı. Evet. Bu kadar. Başka biz Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyor muyuz tam anlamıyla? O da orada da koca bir soru işareti var. Belki de bundan dolayı yapılıyor bunlar. Bunu da zaman gösterecek. Doğru. Şimdi Karen Hanım, şimdi bir de Avrupa Birliği'ni biraz irdeleyelim. Şimdi Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde sıkıntılar var. Yani size kısmen ben katılıyorum. Böyle bu iş. Ama biz, bana göre biz biraz girecekmiş gibi yaptık uzun yıllar. Onlar da bizi birazcık alacakmış gibi yaptı. Böyle bir oyunu birlikte sahneledik. Ortak çıkarımız neydi? Bu malların serbest girişi, çıkışı. Hem bizim tarafımız, hem Avrupa
Birliği ülkeleri tarafından. Bu da gerçekleşti. Gümrük Birliği ile Almanların dediği gibi imtiyazlı ortaklık kısmen burada gerçekleşmiş oldu. Herkes keko. Yani şu anda Türkiye bu durumdan biraz memnun. Avrupa Birliği'ni kendisine karşı siyasi yaptırımları konusunda nötr hale getirmiş oldu. Avrupa Birliği de mallarını Türkiye satıyor. Eyvallah. Bunun fazlasını istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Bundan emin değilim. Çünkü bakıyorum kimler atanmış, kimler görevde, kim ne yapıyor, yapılan hamlelere baktığımız zaman bu konuda çok da istekli olmadığımız ortaya çıkıyor. Ama Avrupa Birliği'ni de tartışmak lazım bence. Şimdi Brexit olayını kimse beklemiyordu. Mesela serbest ticaret anlaşmaları konusunda TTIP denilen, yani Amerika Birleşik Devletleri ile ekonomik entegrasyona gitme projesi 2016'nın sonuna doğru 2017'de tamamlanıp hayata geçirilecekti. 2020 oldu. Tamamen çöpe atıldı. Yani Avrupa ordusu konusu gündeme geldi. Korkunç tartışmalar, resleşmeler vesaire. Şimdi o da durduruldu. Ve bu pandemi sürecinde de birbirine girdi Avrupa Birliği. Şimdi önümüzdeki ayda bir araya gelecekler. Zannediyorum ekonomi en önemli konu başlığı olacak Avrupa Birliği liderler zirvesinde. Şimdi bir de Avrupa Birliği'nin yapısal durumunu gözden geçirelim. Avrupa Birliği'nin geleceği ne olacak diye bir soru yönelsem. Tespitinize de çok hak veriyorum. Gerçekten Türkiye ne yapmak istiyor ona da karar vermeli. Yani Avrupa Birliği'ne gerçekten tam üye olmak mı istiyor? Yoksa Avrupa Birliği'nin aldığı tüm kararlardan etkilenen ancak onları etkileyemeyen bir konumda mı olmak istiyor? Buna karar vermesi lazım. Avrupa Birliği'nin nerede olduğuna bakacak olursak, gerçekten Brexit, yani İngiltere'nin, Birleşik Krallığı'nın Avrupa Birliği'nden çıkması çok ciddi bir demoralizasyona yol açtı Avrupa Birliği içerisinde. Çünkü hep şu ön kabul vardı, yani bir ülke Avrupa Birliği'ne üye olduktan sonra, bütün o süreçleri geçip ki İngiltere'nin de üyelik süreci hiç o kadar kolay olmamıştır. Yani Türkiye tabii bir sürü sorun yaşadı falan ama bakarsanız ne İspanya'nın üye olma süreci ne İngiltere'nin üye olma süreci böyle çok kolay süreçler değildir. Yani ciddi sıkıntılar yaşamıştır bu ülkelerde. Üye olmuş bir ülkenin, tam üye bir ülkenin böyle Brexit'te olduğu gibi bir popülist bir yaklaşımla referanduma falan giderek Avrupa Birliği'nden çıkması diye bir şey öngörülmüyordu. Evet. Öngörülmediği için de tabii çok ciddi bir sarsıntı oldu. Hem İngiltere'de, Birleşik Krallık içerisinde biliyorsunuz daha yaşı ileri kuşaklar çıkmaktan yanaydı. O eski İngiltere, Birleşik Krallık istiyorlardı. Daha gençler kalmaktan yanaydı genel olarak, böyle özetleyebiliriz. Evet. Avrupa Birliği bundan gerçekten sarsıldı. İngiltere'de önemli bir ülkeydi. Fakat şöyle bir şey de oldu. Brexit'in akabinde diğer ülkelerde Avrupa Birliği'nden çıkma eğilimi çok azaldı. Çünkü herkes İngiltere'nin şeyini görünce, deneyimini görünce, yani çıkmak da kolay değil. Öyle bir şey ki, kulüp ki Avrupa Birliği ve çıkış da çok iyi tasarlanmadığı için bundan sonra belki biraz daha farklı olabilir ama elimiz de tek bir ülke olarak çıkarken çok zayıf olduğunda o şeyler daha azaldı. Avrupa Birliği'nden çıkış ihtimalleri veya eğilimleri birçok ülkede. Ancak bununla beraber Avrupa Birliği kendisini yeterince güçlendiremedi. İşte sizin söylediğiniz yani ortak ordu tartışmaları olsun, yapısal reformlar olsun. Hani hep Türkiye için konuşuyoruz, reformları yapmadı ama Avrupa Birliği de kendi reformlarını yapmadı. Onu da unutmamak gerekiyor. Yani Avrupa Birliği'nin de kendisini yenilemesi gerekiyordu. Avrupa Birliği'nin daha vatandaş odaklı olması gerekiyordu. Avrupa Birliği'nin daha üye ülkeler arasında entegre bir karar alma sistemi ve yasal çerçeve geliştirmesi gerekiyordu. Bunu yapamadığını gördük. Ne oldu? Üyeler, işte 10 ülke katıldı örneğin. Bu ülkelerin üye olduktan sonra Avrupa Birliği'nin ortak değerlerine aykırı birçok yasal düzenleme yaptıklarını, birçok siyasi girişimde bulunduklarını gördük. Ve Avrupa Birliği bunlara karşı bir adım da atamadı, bir tepki de veremedi doğru düzgün. Hala da tam olarak veremiyor. Özetle Avrupa Birliği şu anda bir yol ayrımında. Evet.
bugün yapılacak olanlar, işte şimdi yeni nesil Avrupa diye çıktı von der Leyen. Şu anda yapılacak olanlar, gerek ekonomi, gerek Avrupa Birliği kurumlarının çalışma biçimi, gerek Avrupa'nın bundan sonraki yönelimi noktasında bugün yapılacak olan şeyler Avrupa Birliği'nin kaderini belirleyecek. Evet. Türkiye ne yapmalı? Türkiye bunu çok iyi okuması gerekiyor. Yani Avrupa Birliği'nin içinden geçtiği süreci iyi okuması gerekiyor. Kartlarını ona göre bir dağıtması gerekiyor yeniden. Yani bir yandan Avrupa Birliği sürecini bence iyi yönetmeli. Müzakereleri de ilerletmeye çaba sarf etmeli. Aynı anda da elbette hem içeride iyi bir demokrasi olmayı başarmalı ve dünyada da değişik bölgeleriyle, değişik güçleriyle de bu içinden geçtiğimiz süreçte dengeli ilişkiler kurabilmesi gerekiyor Türkiye'nin de. Evet. Şimdi Kader Hanım, yani Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini konuşursak elbette çok kritik başka başlıklar da var. Mesela Avrupa ordusunu mutlaka konuşmamız lazım normalde. Çünkü nihai dört büyük hedeften birisiydi. Çünkü siz ise tek bir para birimine geçtiniz. Yani bir ekonomik bütünlük sağladınız. Tek yurttaşlık, efendim yargı sisteminizi, hukuk sisteminizi entegre ettiniz. Bütün bunlar iyi ama bu sistemi ayakta tutacak iddialı bir coğrafya olabilmeniz için bir de ordunuz olacak. Ama demokrasinin kılıcı gibi Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği'nin tepesinde, Avrupa Birliği ülkelerinin tepesinde 200 milyar avroluk toplam savunma harcamaları olan bir Avrupa Birliği var ve hiçbir operasyonel becerisi, kuvveti yok, gücü yok. Yani dünyanın hiçbir yerinde Avrupa Birliği adına yapılan herhangi bir müdahale veya bir iddia ortaya koyma durumu yok. Zaman zaman da Amerika Birleşik Devletleri'nde şamarlıyorlar. Yani bugün Rusya ile Almanya ilişkileri artan oranda sürüyor. Geleceğe yönelik efendim yeni atılımlar yapıyor. Öbür taraftan Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile Almanya arasında yapılacak gaz hattını, işte denizden geçecek hattını yapan firmaları kara listeye alacağım diye ilan etti. Yani böyle de bir çıkmazı var Avrupa Birliği'nin. Şimdi bunları da konuşmamız lazım ama yarım saati tamamladık. Ne dersiniz? Bu konularda bir şeyler söylemek ister misiniz yoksa? Söyleyeyim. Yani şöyle, biliyorsunuz aslında orada biraz mesafe alındı. Yani Avrupa Birliği'nin hiç gücü yok değil bu alanda, savunma alanında var ama yetersiz. Ne yaptı? PESCO'yu kurdu mesela. PESCO girişimi önemli bir girişim. İşte orada hemen tabii ki gerek Amerika tarafından gerek bazı diğer başka aktörler tarafından bir NATO'ya alternatif mi tartışması başladı. İşte olmadığı yönünde açıklamalar yapılarak biraz ortam sakinleştirildi. Ama öbür taraftan NATO'nun da tabii bir reforma ihtiyacı var. Yani NATO'da da ciddi sorun var. NATO şeyde de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mevcut iktidardaki anlayış tabii bütün Batı dünyasını çalkaladı. Yani o da beklenmiyordu. Yani Amerika'da böyle bir tamamen çizgi değişikliği olacağı, işte hem NATO hem Birleşmiş Milletler'de bir anda taşların yerinden oynayacağı, bunu da öngörmemişti Avrupa Birliği. Dolayısıyla aslında Avrupa Birliği biraz zor yoldan öğreniyor bu dersi ama bir ders alıyor. O da şu: ne Amerika Birleşik Devletleri'ne ne başka bir güce dayanmadan, onları beklemeden Avrupa'nın kendi kendine bir güç haline gelmesi lazım bütün boyutlarıyla. Bu da bir mesele, bu da bir ders ama bunu başarırsa tabii Avrupa Birliği son derece güçlü hale gelir. Bunu başaramazsa o zaman da işte hem operasyonel kabiliyetleri bakımından, hem siyasi gücü bakımından, hem çekiciliği bakımından başka ciddi sorunlar yaşamaya başlar Avrupa Birliği. Peki şimdi iki şey daha vardı. Bizim Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni iletişim stratejisi konusu vardı. Bu konuda herhangi bir gelişmenin olduğunu ben göremedim. İletişim stratejisi. Bir bu. Belki birlikte değerlendirirseniz iyi olur. Bir de Avrupa Birliği'nin kendi içerisinde 2020 stratejisi vardı. Yani 2020'ye yönelik bazı hedefler öngörmüşlerdi. Akıllı, sürdürülebilir, kapsayıcı büyüme
stratejisi diye bir strateji ortaya koydular. Bir de 2020 içerisinde istihdam, Ar-Ge, sere gazı, okulu erken bırakanlara yönelik iyileştirme, bir de ulusal yoksulluk sınırı altında yaşayan AB vatandaşlarının sayısının azaltılması, böyle bir farklı hedefleri vardı. 7-8 tane sıralamışlar. Ama pandemi süreci girdi. Var mı bu konularda şunu şunu yaptı diyebileceğiniz, Avrupa Birliği bu öngörüleri ortaya koydu şu ana kadar da şunları başardı diyebileceğiniz bir şey var mı? Şöyle, yani Avrupa Birliği zaten hep 10 yıllık dönemler içerisinde kendisine bir takım hedefler koyuyor. Hatırlayacaksınız, bu daha önce 2010 yılıydı. 2010 yılı için hedefler koymuştu. Belli bir ölçekte karşılamıştı hedeflerini, belli alanlarda karşılayamamıştı. Yine 2020 yılı için de öyle. Yani akıllı teknolojiler, teknolojiye daha fazla yatırım yapılması, daha kapsayıcı ekonomi, ekonomik sistemin değişimi, dinamiklerinin değişimi, genç işsizliğiyle mücadele en önemli şeylerden biri oldu tabii bu süreçte. O bütün ekonomik, mali ve ekonomik krizin getirdiği etkiler sonucunda en çok tabii gençler etkilendi. Birçok Avrupa Birliği ülkesinde gençler en çok bundan etkilenen kesimler haline geldiler. Orada ciddi başarılar elde ettiler ve sol kesim, sosyal demokratlar özellikle bunun talebinde bulundu ve bu ajandayı, bu gündemi taşıdılar. Bu alanlarda önemli, iyi başarıları aslında imza attı Avrupa Birliği. Ama yeterli oldu mu, tüm hedeflerine ulaştı mı, ulaşamadı. Türkiye'nin iletişim stratejisinden galiba bahsetmiştiniz ilk sorunuzda da. Yani Türkiye'nin iletişim stratejisi meselesinde şöyle bir durum var. Olan şeyin iletişimi yapılabiliyor. Sorun orada. Yani olmayan bir şeyin iletişimini yapamıyorsunuz. Yani bu ne demek? Yani Türkiye'de reformlar olmazsa, Türkiye'de bırakın Avrupa Birliği, biz sonuçta Avrupa Birliği için yapmıyoruz reformları, yasal değişiklikleri Avrupa Birliği için yapmıyoruz. Bize ne Avrupa Birliği'nden? Biz kendi ülkemiz için, kendi vatandaşlarımız için yapacağız bu reformları yapacaksak. Ve yaparken de Avrupa Birliği'ni de sırf baz almamamız gerekiyor. Onlar çünkü minimum standartlar. Biz onları çok aşıp öteye geçmemiz lazım. Dolayısıyla biz bunları yapıyorsak onun bir iletişimi oluyor tabii. Evet. Olmalı da. Ama bunları yapmayınca işte, bunları yapmayınca bir de bütün uluslararası endekslerde, bütün temel hak ve özgürlükler alanlarında, demokratikleşme alanlarında geriye gittiği bir zaman bunun da iletişimi olmuyor. O zaman ne oluyor? O zaman sistem bizden ne istiyorsa, o kişilerden ne istiyorsa, ne yansıtmasını istiyorsa uluslararası alana, bunun bir propagandasına dönüşüyor bu. Çok bu da Türkiye'ye bir fayda sağlamaz, sağlamıyor. Çünkü bilgi çağında yaşıyoruz. Herkes nerede ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı biliyor. Biz bugün Fransa'da ne olduğunu biliyoruz. Onlar Türkiye'de ne olduğunu biliyor. İletişim stratejisi dediğimiz şey öncelikle Türkiye'de ayakları yere sağlam basan bir strateji olmalı. Türkiye'de sivil toplumun güçlendirilmesi, güçlü bir sivil toplum yapısına bir kere ihtiyaç var. Ve onlarla beraber toplumu da işin içine katarak, yurttaşı da işin içine katarak, ben buna şey demiştim, diplomasi 4.0 demiştim mesela, Avrupa Birliği sürecini de dış politikayı da daha farklı bir şekilde ele almak mümkün ve o zaman başarı da mümkün. Evet. Şimdi aynı anda gelen mesajlar varsa onlara da bakıyorum. Varsa sorular tabii onları da alalım veya yorumlar. Onları daha sonra gözden geçirip o soruları da cevaplamaya çalışacağız. Şimdi isterseniz geçelim demokrasiye. Çünkü Avrupa Birliği deyince bir medeniyet projesi olarak ortaya atıldı. Tabii bu medeniyet projesinde temel insan hakları, demokrasi olmazsa olmazı bu işin. Eğer bunda çok sağlam bir entegrasyona gidemiyorsanız Avrupa Birliği'ne zaten üye olamıyorsunuz. Güçlü bir demokrasiniz olması lazım. Ama demokrasi Avrupa Birliği ülkelerinde de sürekli gelişmeye ihtiyaç duyan bir konu. Siz zaman zaman yazılarınızla buna vurgu yapıyorsunuz. Mesela Brüksel'de Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi ve İ Faktör tarafından düzenlenen vatandaş katılımcılığı konulu bir konferansa, elektronik konferansa katılarak Demokrasi 4.0
kurucusu Yurttaş Kağan. Yurttaş Kağan, evet. Kupati ile konuşmacı olarak katıldınız ve orada görüşlerinizi paylaştınız. Şimdi demokrasi 4.0 nedir? Yurttaş Kağan kimdir? Bunları önce bir dinleyelim sizden. Güzel. Şimdi biraz önce siyasi kimliğimle neler yaptığımdan birazcık bahsetmeye çalışayım. Bu tamamen bir sosyal girişim projesi. Evet. Öncelikle onu söyleyeyim. Şahsi bir sosyal girişim projesi. Demokrasi 4.0 bir düşünce ve eylem platformu. Ve vatandaşlarla, çalıştaylarla başlamış 2014'ten. Hatta biraz daha erken ama 2014 diyebiliriz resmi olarak. 2014'ten itibaren. Sizin de haklı olarak söylediğiniz gibi Hüseyin Bey, demokrasi dinamik bir kavram. Yani buraya eriştik, biz çok iyi bir demokrasiyiz, tamam bundan ötesi yoktur diyebileceğimiz bir şey değil demokrasi. Demokrasi vatandaşların talepleriyle, çağın değişimiyle sürekli gelişen, sürekli yenilenen bir şey. Ve her teknolojik devrimle beraber, her teknolojik yenilenme dönüm noktasıyla beraber de demokrasiler de değişiyor, demokrasiler de yenileniyor. Dolayısıyla ve toplumların tabii beklentileri, talepleri de değişiyor. Demokrasi 4.0'da işte biraz aslında buradan ilham alıyor. Yani biz şu anda bir endüstri 4.0 dönemini yaşıyoruz. Evet. Teknoloji ayağıyla, üretim sisteminin değişmesiyle hayatlarımız ne kadar değişti? Biraz önce sizle özel konuşmamızı onu konuşuyorduk. Yani bu webinarlar, işte şimdi yaptığımız gibi programlar, bunlar yani şurada daha 4 ay öncesine kadar bile ne kadar az yaygındı ve ne kadar hızla değişim hayatımıza entegre oluyor. Bu kadar yoğun bir değişim olurken bizim demokrasilerimizin aynı kalmasına imkan var mı? Siyasetimizin, siyasi partilerimizin, yani Avrupa çapında da söylüyorum. Dolayısıyla bunların da değişmesi lazım. Yurttaş K kim? Şimdi Facebook'tan da yayınlanıyor. Yurttaş K bazen görüyorlardır yani benim paylaşımlarımda falan da Yurttaş K, Yurttaş K ne ola ki bu Yurttaş K diye düşünüyorlardır. Yurttaş K tamamen bu demokrasi 4.0 için ortaya çıkmış bir sanal kişilik aslına bakarsanız öyle söyleyebiliriz. İlhamını da şuradan alıyor. Yurttaş Kane filmini, kült bir filmdir. İzleyenler bilecekler. Oraya bir referans var. Orada öyle bir siyasetçi modeli çiziliyor ki, anlatılıyor ki bugün gördüğümüz işte otoriter liderler, işte demokrasi sistemini kötüye kullanarak kendi antidemokratik düşünce ve hırslarını demokrasiyle gerçekleştirmeye çalışanlarla çok örtüşen bir şey var. Orada resim var. İşte ben de diyorum ki bu proje içerisinde madem dünyada demokrasiler böyle sorunlar yaşıyorlar, işte bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Trump deneyimi böyle bir deneyim, Macaristan'daki Orban deneyimi böyle bir deneyim, işte bugün Polonya'daki yine benzer bir deneyim, demokrasiyle gelip demokrasiye karşı çalışanlar diyelim. O zaman yurttaşlara da bir sorumluluk düşüyor. Yurttaşların da demokrasiyi savunmaları gerek ama bu eski demokrasi değil, yenilenmiş, tazelenmiş demokrasi. Hem teknolojiyle güçlendirilmiş hem de insan odaklı bir demokrasi. Bunları anlattığımız bir platform aslında demokrasi 4.0. Evet, şimdi birkaç başlık not etmişim. Demokraside bir tasarım ve mimari sorunuyla karşı karşıyayız demişsiniz. 20. yüzyılın demokrasi tasarımı ve mimarisi 21. yüzyılda çalışmıyor demişsiniz. Vatandaştan önce siyasetçilerin teknoloji ve demokrasi okur yazarlığı eksikliğini gidermeliyiz demişsiniz. Demokratik kurumlarımız yeni neslin ihtiyaç ve beklentilerine göre yeniden tasarlanmalılar. Şimdi demokrasi 4.0 tanımlaması tabii endüstride, tarımda, birçok alanda bu terim kullanılıyor ama temeli aslında bir hukuka dayanıyor anladığım kadarıyla. Çünkü hukuk olmazsa hangi anlayışla, hangi projeleri yaparsanız yapın sonuç almanız mümkün değil. Hukukla bütün hamlelerin güvence altına alınması, eşitliğin ve güvencenin sağlanması gerekiyor. Güçlü bir siyasi iradenin ortaya konması gerekiyor. Katılımcı siyasetin gençlere özellikle yer verilen onların kararlarına, vatandaşların düşüncelerine, isteklerine, ihtiyaçlarına
yer veren bir güçlü bir siyasi irade. Bir de teknoloji. Teknolojisi zaten demokrasi 4.0'ın veya işte modern demokrasi anlayışının önemli bir yeni alanı. Çünkü kamu alanı değişti değil mi? Bana göre artık kamu şu anda burası ev, bir odası sizin de oldu, bir kamu alanı oldu. Sizin bir büronuz var Brüksel'de ama evdeki çalışma odanız da bir kamu alanı oldu. Çünkü faaliyet yapıyorsunuz. Şu anda binlerce insan Belçika'da pandemi sürecinde evlerinde çalışıyorlar. Belediyelerin, efendim konsolosların, birçok resmi dairelerdeki yapacağınız işlemleri internet aracılığıyla yapıyorsunuz. Yani eviniz aynı zamanda bir kamu alanına dönüştü. Elbette ekonomi, kaynak. Şimdi bütün bunları yan yana getirdiğimizde yani ülkemiz için ne kadar iyimsersiniz? Bir de onu öğrenelim size. Yani tabii bu proje Türkiye spesifik bir proje değil. Önce onu söyleyeyim. Çünkü Türkiye'de yaşadığımız başka zorluklar da var. O nedenle şu an konuştuğumuz demokrasi 4.0'da konuştuğumuz konuları aktarmak için bir miktar zamana ihtiyaç var. Öncelikle zeminin bir düzelmesi için Türkiye'de demokratik zeminin. Ama iyimserim. Yani ister Türkiye için olsun, isterse işte bu demin bahsettiğim ülkelerde yaşanan durumla ilgili olsun. Yani Batı dünyasının işte önde gelen ülkeleri olsun. Bugün Fransa'da da yaşanan sorunları görüyoruz. İşte polis şiddetini görüyoruz. Orada da adaletsizlik, adaletle ilgili çok ciddi sorunları görüyoruz. Kapsayıcı olmayan düzeni görüyoruz. Ve işlemeyen siyaseti aslında görüyoruz. Yine Macaristan'da, yine Amerika'da işte bugün Black Lives Matter hareketinin siyahiler ve siyahilerin eşit muamele görmesine yönelik hareketin temelinde, özünde de aslında bir değişim talebi var. Yani çok iyimserim çünkü çağ yurttaş odaklı bir çağ. Yani bu çağın ruhu buna uygun. Dolayısıyla bunun önünde durmak zaten mümkün değil, imkanı yok. Akıllı olan ülkeler, akıllı olan sistemler buna hızla adapte olacaklar, hızla uyum sağlayacaklar. Ve böylece de liderlik rollerini üstlenecekler bu konularda. Mesela bugün Estonya'da, Estonya dijital devlet konusunda Avrupa Birliği'nin en önde gelen ülkesi. Her tür devlet işlemini internet üzerinden yapabiliyorsunuz. Her şeyi. Toplu taşıma ücretsiz eğer orada yaşıyorsanız, ister vatandaş olun ister oturan kişi olun. Kararları alırken danışma süreci var ve katılımcılık söz konusu. Aynı zamanda da bir de yani Estonya'nın kendi ulusal dili İngilizce değil ama İngilizce'de hizmet veriyor mesela Estonya. Bugün Belçika bile bu kadar expat var, bu kadar yabancı var, İngilizceyi ortak dili olarak konuşan bu kadar insan var ve Belçika bundan çok büyük fayda sağlıyor aslında. Belçika bile bugün bunu yapamıyor. Niye yapamıyor? Aslında işte hep o konuştuğumuz meselelerden, konuştuğumuz sorunlardan. Biz bugün öyle bir çağda yaşıyoruz ki makinelerin insanların bugüne kadar yaptığı işleri alacağı, hatta insanların belki işsiz kalması, belki değil, belli bir gelecekte, belli bir vadede işsiz kalabileceği bu sebeple bir çağ içerisinde yaşıyoruz. Dolayısıyla bildiğimiz, 20. yüzyılda bildiğimiz her şey değişiyor. Dolayısıyla da bizim bu 21. yüzyılda, 21. yüzyılın niteliklerine uygun kurumlar inşa etmemiz gerekiyor. O yüzden bir tasarım ve mimari sorunu var demokrasilerimizin. Mevcut parlamentolar, mevcut belediye meclisleri, mevcut siyasi partiler oldukları gibi kalarak 21. yüzyılın vatandaşlarına yanıt veremiyorlar, veremezlerdi. Dolayısıyla bu değişim kaçınılmaz ve bu değişimi iyi yakalayanlar olmak gerekiyor. Gerek Türkiye'de, gerek Avrupa Birliği içerisinde. Peki şimdi yaşam kalitesinin artırılması, hayatın veriminin yükseltilmesi için genç insanların siyasete katılmaları gerekiyor. Yani katılımcı demokrasi, yani çağımızın artık kaçınılmaz bir olgusu. Fakat kuşaklar arası çok ciddi bir farklılık da oluştu. Şimdi X, Y, Z kuşaklarından bahsediliyor. Birbirinden çok farklı ama yeni bir alfa kuşağı çıktı geliyor. Yani biz diyelim toplumun karşılaştığı tüm zorluklarda bir görev atfediyoruz. Yani bir çözüm bulmayı başlıyoruz koşturmaya. Hiçbir şey beklemeden. Yani belki de kazancımızın önemli bir bölümünü milletimiz için, toplumumuz için ayırdık bugüne kadar.
fedakar, idealist bir gençlikti. Bizim yaşadığımız, bizim çağımızın insanları böyleydi. Ama bugünün gencine bir görevi teklif ettiğinizde kaç lira vereceksiniz? İlk sorusu bu oluyor. Yani şimdi değerleri, yargıları, beklentileri çok değişik. Ama teknolojiyle barışık. Yani böyle bir şey var. Bir de Avrupa Birliği'nde gördük. Yani her şey teknik olarak tasarlanmış ama insan davranışları tasarlanmamış. Baktık mesela Polonya'nın serbest dolaşıma dahil olduğu zaman bir baktık ki Brüksel'in her tarafında sarhoş insanlar geziyor. Yani o demir perdede eski dönemlerdeki alışkanlıklarını Brüksel'e, Berlin'e, efendim Köln'e taşımışlar kısmen. Daha fazlası var da programda söylemeyeyim. Ama Romanya, Bulgaristan birkaç sene önce onlar da dahil oldu serbest dolaşıma. Şimdi bir baktık Brüksel'in her köşesinde dilenciler de oldu. Yani dilenciler Brüksel'i adeta işgal etti. Tabii çalışanlar efendim... katkısı var ama bir de böyle bir grup var. Almanya'da da hiçbir sosyal hakkı olmadan hasta olup efendim sosyal kasadan efendim yardım talebinde bulunan insan sayısında da bir patlama var. Yani insan davranışlarında da ciddi bir hesaplama yapılamadığını gördük. Şimdi gelecekle ilgili demokrasi 4.0 veya katılımcı demokrasi dediğiniz zaman hemen ortaya akıllı insan, nitelikli insan çıkıyor. Orada neredeyiz? Avrupa nerede? Türkiye nerede? Önce tabii yani kesinlikle bir ülke ve ırk temelli olarak yani onlar müzakere sürecini tamamladılar veya Avrupa Birliği'ne katıldılar ve işte şu sonuçlar ortaya çıktı. Bilimsel olarak böyle bir şey zaten söylememize imkan yok. Bir de kesinlikle ırk temelli bir ayrımcılık yorumuna yol açsın istemem. Sizin niyetinizin eminim olmadığına eminim. Şöyle vatandaşlar noktasında şu var. Tabii ki vatandaşların da bütün bu gelişen ve değişen dünyada bu gelişen ve değişen dünyaya daha iyi entegre olabilmeleri ve onların da daha ne demeli, onların da siyaset kurumuyla, onların da demokratik kurumlarla kurduğu ilişkinin de daha kaliteli hale gelmesi gerekiyor. Yani vatandaş da ilişkisini siyaset kurumuyla, işte parlamentosuyla veya işte belediyesiyle sadece kendisinin kişisel gündemi için değil, işte toplumsal gündem içinden, üzerinden okuması. Yani herkesin ortak çıkarı olan konular, politikalar, siyasalar, yani politikalardan buradaki kastımız siyaset değil de siyasalar, neyi yaparsak, nasıl bir politika geliştirirsek daha iyi olur, buraya odaklanması gerekiyor. Demin söylediğiniz gibi kuşaksal farklar da dediğiniz gibi çok önemli. Yani bir işte sizin kuşağınız var, daha farklı bir kuşak. Tabii sizler %100 istihdamın olduğu dönemlere şahitlik etmiş, o dönemleri yaşamış bir kuşaksınız. Sizden sonra gelen kuşaklar çok daha çetin bir dünyada bir anlamıyla yaşıyorlar. Daha farklı bir dünyada yaşıyorlar. Onların da beklentileri daha farklı. Mesela ben millennial kuşağına dahilim. Benden sonra Z jenerasyonu var. Bizim aramızda bile çok farklılıklar var. Ve onların tabii işe yaklaşımı bu iki kuşağında sizlerden çok farklı. Hayata yaklaşımları da, beklentileri de çok farklı. Fakat gelecek onlar. Gelecek onlar olduğu için işte demokrasi de, demokratik kurumlar da bir noktada oraya doğru odaklanmak, oraya doğru işler de aynı şekilde, oraya doğru şekillenmek zorunda. Örneğin bu çağın en önemli sorunlarından bir tanesi dikkat eksikliği. Niye? Herkes çünkü akıllı telefonlarda, herkes cep telefonu kullanıyor, sosyal medya var. Bunun getirdiği sizin kuşağınızın çok daha az yaşamış olduğu, bundan zarar görmüş olduğu ama bizim kuşaklarımızın çok daha fazla zararını gördüğü bir süreçten geçiliyor. O zaman ne olacak? İşler de buna göre şekillenecek mecburen. Çünkü bu kuşak, bu kuşağın beklentileri de sizin kuşaklardan çok farklı. İşte bu dönemin özelliği de bu farklılıkları gözeterek hem dijital alanda hem analog alanda, yani yüz yüze iletişimde, yüz yüze halkla diyalogda ve karar alma mekanizmasına katılımda çözümler üretmek. Neyi kastediyorum? Mesela bugün artık Avrupa'da
vatandaş meclisleri var. Evet. Vatandaş meclisine geliyor konu. Vatandaşlardan seçilmiş olan bir grup var. Onda da, onun da nasıl yapılacağı ile ilgili artık metodoloji oturuyor. Belçika'da bugün Almanca konuşulan bölgede bunun bazı şeyleri var, örnekleri var, uygulanmaya başlandı. Ve oradan çıkan kararlar uygulanıyor, yönetime geçiriliyor veya uygulamaya geçiriliyor. Yönetim bunları kabul etmeyi, bunları uygulamayı kabul ediyor en baştan. İşte bu analog tarafı. Bir de bunun daha dijital tarafı var katılımcılığı artırmak için. Böyle böyle yavaş yavaş değişecek demokrasilerimiz de, demokratik kurumlarımız da. Hem tasarımıyla hem yaklaşımıyla insana. Evet, nitelikli yetişmiş insan dedik. Bu konuda isterseniz biraz daha açarak konuşalım istiyorum. Çünkü bundan ben rahatsızım açıkçası Kader Hanım. Şöyle, mesela benim doğduğum, büyüdüğüm, liseyi okuduğum kasaba döneminde modern bir kasabaydı bana göre. İnsan davranışları daha gerçekçi, daha çağdaştı. Zamanla o köylerden şehirlere göç hızlı bir şekilde kasabaları, ilçeleri, şehirleri de köyleştirmiş. Mesela zamanla tabii birçok şey de değişiyor. Yeni binalar, yollar, tabii birçok şey görsel olarak değişmiş. Ama insanla alakalı ciddi sıkıntılar da oluşmuş. Yani o modern kasabalar, efendim modern şehirler adeta köylülerin baskısı altına, işgali altına dönüşmüş ve davranış biçimleri değişmiş. Bunu örneklendireyim isterseniz. Mesela sinemalar, tiyatrolar vesaire hepsi ortadan kalkmış. Ama işte parklar, kıraathaneler çoğalmış. Bununla birlikte mesela örneğin ben Sakarya'dayım. Sakarya Üniversitesi'ne bağlı yüksek okul gelmiş şehrimize. Bana göre çok güzel bir gelişme. Şehir bir orta eğitimin dışında bir yüksek okul kazanmış. Ama bir gün bir tartışma gördüm. İnanın çok üzüldüm. Yani bu okul buradan derhal kapatılmalıdır diye bazı gruplar bir araya geliyor. İşte kız öğrenciler, erkek öğrenciler işte bir araya geliyor, yüzlerce, binlerce bu şehrin, kasabanın kimyasını bozdular şeklinde yorumlar yapmaya başladılar. Yani siz yeniliği, çağdaşlığı taşıyacak nesiller yetiştiremezseniz, o zaman yani sanal bir gelişmeyle karşı karşıyasınız ama onu taşıyacak genç yok. Şimdi katılımcı yani konuyla bağlantısı olması hasebiyle gençlerin siyasete katılımının çok iyi olacağını, demokrasiyi güçlendireceğini söylüyoruz. Ama o genç yok ortada. İnanmıyorsunuz genç kuşa. Anladım ben. Evet. Ya şimdi yani bilmiyorum tabii o Ada Pazarı'ndaki bilmiyorum ama bunu söyleyeyim yani. Bana öyle şeyler söyleyin ki ben de evet ben yanılıyorum bu konuda değilim ya. Yok yok yani genç kuşak gerçekten yani çağı yakalamak noktasında, kendini bir kere yetiştirmek noktasında da bütün eksiklere rağmen, bütün zorluklara rağmen önemli şeyler yapıyor, önemli başarılara imza atıyor. Yani bugün sadece Türkiye için bakın yani. Türkiye'de geçmişte ne kadar işte mühendisimiz vardı, bu alanlarda çalışan insanımız vardı. En basit örneği. Bugün sadece Brüksel'de ne kadar başarılı mühendislerimiz var. Hepsi gencecik, hepsi pırıl pırıl ve Avrupa'daki mühendis standardının da çok üstünde mesela mühendislerimiz var örneğin. Yani bunun gibi birçok alanda genç kuşak tabii ki kendilerinden önceki kuşağı geride bırakan, çok daha ilerici, çok daha çağını yakalayan işler yapıyorlar. Ama tabii ki eğitim sisteminde, onu diyorsanız eğitim sisteminde bir sıkıntı var. Bu da aslında demokrasi için konuştuğumuz şeyle aynısı. Neden? Çünkü biz eğitim sistemini de, yani Türkiye'de olsun, Avrupa'nın her yerinde olsun, hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun, o da 20. yüzyılda kaldı. Yani biz hala 21. yüzyılın insanını, işte o genç kuşaklar dediğimiz insanları 20. yüzyılda tıkanıp kalmış bir eğitim sistemine mahkum etmişiz. Evet. Onu yenileyememişiz. Bunu yenileyebilen ülke sayısı da çok az. Dolayısıyla onların o eğitim sistemiyle etkileşim kuramaması, bundan fayda sağlayamaması da çok çok doğal.
Onun dışında tabii ki kuşaklar arası şeyler var, farklar var. Her zaman bir önceki kuşakla bir sonraki kuşak arasında o iletişim çatışmaları da olası. Birazcık işte daha eski kuşakların onlara daha fazla hoşgörü göstermesi gerekiyor. Bir de gençlerin de tabii ki geçmişten bugüne gelen süreci daha iyi okumaları, eğitim sisteminin yenilenmesi için onların da elini taşın altına koyması şart. Evet. Şimdi Kader Hanım, gençlerin siyaset platformunda, siyaset arenasında gençlere yer verilmesi, şans verilmesi, onların katılımının güçlü bir demokrasi için kaçınılmaz olduğunu belirtiyoruz. Siz özellikle buna vurgular yapıyorsunuz. Ancak mesela bir seçim oluyor Belçika'da. O seçimleri tamamlayabilmek için, yani Belçika'da yaşadığım tecrübedir bu. Evet. Yani genç bulmakta zorlanıyoruz. Mesela oy vermek için mi? Listeye koymak, yani onu siyasete kazandırmak için. Mesela eskiden gençler, siyaset yapan gençler sendikalarda yetiştirir. Sendikalar aslında bir okuldu gençler için. Ama şimdi modern işte endüstri dönemi diyelim, şu andaki mevcut yapıda sendikacılık hem Avrupa'da hem Türkiye'de felaket törpülendi. Yani sendika kalmadı ortada. Güçlü sendikalar yok. O halde gençleri siyasete ısındıracak, yetiştirecek platformlar da azaldı. Şimdi siyasi partiler, siyasete de hemen ısındıramıyorsunuz gençleri. Mesela siz yani bilinçli bir hanımefendisiniz. Görevinizi gayet bana göre iyi yapmaya çalışıyorsunuz. Ve zaman zaman Türkiye'den gelen gençleri de ağırlıyorsunuz. Bunlara şahit olduk. Bu konuda biraz bahseder misiniz? Ne türlü çalışmalar yaptınız bu yerlerde? Yani Türkiye'den Brüksel'e gelen Avrupa Birliği kurumlarına geçmişte çok daha fazla oluyordu ama hala oluyor. Lise grupları, üniversite grupları, çeşitli öğrenci grupları ya da staj yapmaya gelmiş olan kardeşlerimizi biz her zaman kapımızı açık tutuyoruz. Evet. Ve geldiklerinde de yani sadece bir parti temsilciliği veya bir parti temsilcisi değil, kendilerinden bir kardeşleriyle buluşmaları, benzer deneyimlerden geçmiş biriyle buluşmaları, sohbet etmeleri, burada da kendilerini evlerinde hissetmeleri. Benim için en önemli şey bu. Yapabileceğimiz ne varsa onlar için bunu yapmak ve o tartışmaların, o toplantıların, tartışma gruplarının içinde yer almaları. Yani demin söylediğiniz işte birazcık ısınmaları da bu konulara. Yani ister siyaset olur, siyasetle ilgilenmeleri olur, isterlerse siyasalarla yani politikalarla ilgilenmeleri, bu alanlarda çalışmaları olur. O bakımdan dediğiniz doğru, yeterli platform yok. O da yani sadece Türkiye özelinde de değil, bu Avrupa içinde geçerli. Yani ne yapıyoruz? Mesela bir genç, siyasetle ilgilenen bir genç ne yapacak? Gidecek bir siyasi partiye üye olacak. İşte onun önce gençlik örgütünde çalışacak falan. Ama bugünün gençliği için, bugünün gençliğinin birbiriyle etkileşim kurma biçimi için, yani cebindeki bir tane app'le, bir uygulamayla birbiriyle her şekilde etkileşim kuran, artık işte yazışmanın, oradaki mesajlaşmanın, kısa mesajlaşmanın neredeyse konuşmanın yerini almış olduğu bambaşka bir dünya, bambaşka bir nesilden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu nesilden onu beklemek de onlara da haksızlık aslına bakarsanız. O nedenle bizim bu platformları daha fazla açmamız gerekiyor. Daha fazla onlara uygun, onların kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri ve onların yol ve yöntemiyle katkı sağlayabilecekleri alanlar açmak lazım. Mesela ben bir gönüllü projesi başlattım bundan yıllar önce. Orada benim en önemli verdiğim, en öncelikli gördüğüm konulardan biri şuydu. Siz nasıl katkı sağlamak istiyorsunuz? Öncelikle ben gönüllülere onlar için nasıl katkı sağlamak uygun onu soruyorum. Ondan sonra onların katkısını buna uygun olarak alıyorum. İşte bu da aslında insan odaklılık, işte yurttaş odaklılık dediğimiz şey bütün bunlar etrafında şekilleniyor. Gençlerin de daha fazla siyasetle ilgilenmeleri, siyasetin siyasetçilere bırakılamayacak kadar önemli bir mesele olduğunun bilincine varmaları lazım. Onu da işte sizlerin yaptığınız değerli çalışmalar var. Ben biliyorum siz de gençlere çok önem veriyorsunuz. Hep onlarla buluşuyorsunuz, onlara her zaman abilik ediyorsunuz. Bizlerin
elimizden geldiği kadar gücümüz oranında bunu yapmaya çalışıyoruz. Böyle böyle daha fazla genç, daha fazla geleceğe yönelerek, geleceğe yönelik çalışmalar yapacak. Siyaset de böylece daha renklenecek. Sadece onlara şans verme, sadece onlara gençler şu kadar da genç olsun diye bakmak yerine, bir kontenjan gibi bakmak yerine, onları siyasetin doğal bir parçası olarak algılamamız ve hak ettikleri yeri vermek gerekiyor. Evet. Şimdi vallahi bir saati geçtik. Geçtik değil mi? Çok da keyifliydi. Teknoloji azizliğine rağmen. Son bir sorum var. Onu da isterseniz paylaşalım değerli izleyicilerimizle. Ve bu akşamki söyleşiyi sonlandırabiliriz bu şekilde. Şimdi kent hayatı. Kent hayatının dönüştürülmesi lazım. Çünkü kentlerimiz hiç iyi bir durumda değil. Çarpık yapılaşmadan modern akıllı kentlere doğru yürümemiz lazım. Şimdi Türkiye'yi biliyorsunuz, ben 2 yıl önce mesela bir kasabadır Emirdağ, Belçika'da Emirdağlılar çok, çok da dostumuz var Emirdağ, şirin bir kasaba. İlk kurulduğu yıllar güzel kurulmuş. Yani caddeleri, sokakları biraz daha bir havası var. Anadolu kasabası havası var. Caddeler şeyler biraz daha bilinçli şekilde dizayn edilmiş. Ama ilerleyen yıllarda, diyelim son 40-50 yılda özellikle Avrupa'ya göç geldikten sonraki yapılaşma iyi yönetilememiş ve öyle sokaklar var ki bir yangın olsa bir itfaiye aracının giremeyeceği kadar dar sokaklar var. Adeta Emirdağ'ın yeniden dönüştürülmesi gerekiyor bana göre. Gördüm. Emirdağlı dostlarımla da paylaşıyorum zaman zaman. Yani bu şeyi seviyorsunuz Emirdağ. Biz de Emirdağlıları seviyoruz. Çok şirin köyleri var. Köylerde o kadar sorun yok. Ama Emirdağ kasabası bu çarpık yapılaşmayla devam edemez. Mümkün değil. Dönüştürülmesi lazım. Şehirlerimiz de felaket. Siz de bunu gayet net bir şekilde biliyorsunuz. Modern akıllı kentlere dönüştürülmesi lazım bu şehirlerin. Son yerel seçimlerde partiniz çok önemli başarı elde etti. İstanbul, bir efendim Ankara gibi metropoller şu anda sizin partinizin üyeleri tarafından yönetiliyor. Yani bu çarpık yapılaşmalardan bu büyük metropoller kurtulacak mı? İnşallah. Tabii bütün bu metropollerin, büyük kentlerin geçtiğimiz işte İstanbul için 25 yıl diyebiliriz, Ankara için daha farklı. Büyük kentlerin bizden önceki dönemden aldıkları tabii büyük bir yeküm var. Yani büyük bir çarpık yapılaşma, kentleşme problemleri, sorunları, altyapı sorunları ve bunların sonuçlarını hala tabii ki bizim yerel yönetimlerimiz de yaşamakta, acısını çekmekte. Diğer taraftan da tabii ki ciddi bir kaynak sorunuyla da karşı karşıya yerel yönetimler. Yani kaynakların adil dağılımı söz konusu olmadığı için yerel yönetimler hep bununla da bir mücadele etmek durumunda kalıyor. Türkiye'de de çok merkeziyetçi bir sistem olduğu için yerel yönetimler kendi bütçeleri üzerinde gereken kontrolü ve otoriteye sahip değiller. O yüzden de yapabildikleri ve yapamadıklarından da her zaman çok da sorumlu olamayabiliyorlar mevcut sistem içerisinde. Fakat buna rağmen en son yapılan şeylerde de görüldüğü gibi, kamuoyu yoklamalarında da görüldüğü gibi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı, en son geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde kazandığı yerel yönetimlerin kamuoyunda çok olumlu bir algısı olduğu, toplumun yapılan hizmetlere önemli bir teveccüh gösterdiği görülüyor. Bu tabii bizi çok mutlu ediyor. Burada da bizim belediyecilik, derman belediyeciliği diye hatırlarsınız yerel seçim kampanyamızda anlattığımız şeyler. İşte akıllı kentçiliği de, kent yurttaş odaklı kentçiliğin daha ön plana çıkması da, insan odaklı kentçiliğin ön plana çıkması, katılımcı kentçiliğin ön plana çıkması, bunun hayat bulması gibi önceliklerimiz var. Bunu işte İstanbul'da mesela şu an Sayın Ekrem İmamoğlu aynı şekilde gerçekleştirmeye, hayata geçirmeye çalışıyor. Ankara'da Sayın Mansur Yavaş ve diğer tüm kentlerde, sadece büyük şehirlerden konuşuyoruz ama tabii onlar Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun çok önemli bir bölümünü kapsadıkları için hep onlardan bahsediyoruz. İşte Mersin, İstanbul, Ankara, İzmir,
Adana gibi kentler. Ama onun dışında da Anadolu'nun da her yerinde Cumhuriyet Halk Partisi epeyce ciddi bir başarı kazandı. Türkiye nüfusunun yanılmıyorsam bugün %60'ına yakın oranında yeri şu anda Cumhuriyet Halk Partisi yerel iktidarda diyebiliriz. Oraları yönetiyor. Bütün bu zorluklara rağmen yapmaya çalışılan şey her yerde, Türkiye'nin dört köşesinde, bugün Brüksel'de, bugün Stockholm'de, çağdaş kentler diyebildiğimiz Paris'te, Londra'da yaşanan kentçilik neyse, belediyecilik hizmeti, yerel yönetim hizmeti neyse, bizim vatandaşımız da en az onu hak ediyor. Biz de bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Zorluklar var, yol da uzun ama inşallah başaracağız. İnşallah. Evet, şu anda 1 saat 11 dakika olmuş. Şeyi aradan çıkarırsak arızayı tam 1 saattir konuşuyoruz. Şimdi son olarak sorular falan var mı, yorum veya soru? Selam gönderenler var. Gülsüm Yıldırım selam göndermiş. Celil Gündoğdu hayırlı yayınlar demiş. İrfan Dönmez. Ben de hepsine çok çok selamlar. Tüm Emirdağlılara da selamlar. Siz Emirdağ'dan bahsettiniz. Evet. Artık Brüksel'li olanlar Emirdağ'da oluyor biliyorsunuz. Tabii biz de Brüksel'liyiz artık. Biz Van izlemiş. O da Hollanda'dan. Muhlis abiye buradan selam gönderelim. Çok değerli bir dostumuz. Bir sorun var demiş. Onu düzelttik. Evet. Mehmet Akim selam göndermiş. Zuhal Kayhan süpersiniz. Selamlar demiş. Efendim Sibel Bozkurt, Fatma Yıldız, Cevat Naldemir, bir de programımızı kopyalayıp paylaşanlar var. Ben de böyle, benim sayfamda, sizin sayfanızda veya size mesaj gönderen varsa o ayrı tabii. Onu daha sonra... Evet, göremiyorum ben ama. Evet. Şimdi durumlar, sorular olursa şeylerin yayının altında da yanıtlayabiliriz tabii her zaman. Tabii. Kadir Hanım çok teşekkür ediyorum. Bence çok güzel bir program oldu. Bir ilk deneme. Gerçekten çok hoş oldu. Çok güzel oldu. Sizin burada oturma odamda konuk edebilmek de ayrıca çok büyük keyifti. Çok teşekkür ederim Selim. Ben de size teşekkür ediyorum. En kısa zamanda yüz yüze görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Hoşçakalın.